Evet, şu anda 48 saati geçmiş görünüyoruz. Kahramanmaraş'ta her vatandaş kendi başının çaresine bakıyor. Ne yazık ki şu an tam Kahramanmaraş organize olamadı. Yani elbette büyük bir depremle karşı karşıyayız, büyük bir afetle karşı karşıyayız. Elbette Allah'tan gelen bir musibet, ama bu musibeti şu veya bu şekilde hafifletmek, toplumun yaralarını sarmak, insanları umutsuzluğa sevk etmemek için yapmamız gerekenler var. Hepimizin yapması gerekenler var. Yerel yöneticilerin, parti üstü bakmak lazım bu işlere. İnsanca bakmak lazım. Şu an Kahramanmaraş yerle bir. Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımız kendi yaşadıklarını kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyorlar. Gece yatacak yerleri yok, içecek suları yok. Ve kendi arabalarında, arabası olanlar kendi arabalarında kalıyorlar. Arabası olmayanlar ne yapıyor? İşte otobüs duraklarında ateş yakarak hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Şimdi petroller, yani petrol istasyonları şu an satış yapmıyor. Satış yapmıyor. Mazot yok, benzin yok. Şimdi ekmek fırınları çalışmıyor şu an hala hazırda. Marketler açık değil. Dışarıdan daha hala takviye gelmiş değil. Yani biz çeşitli belediyelerden veya özel sektörün oluşturduğu yardım kuruluşlar dahi organize edilmiş değil. Halbuki organize etmiş olsak en azından yaraların sarılmasında biraz, yani yol kat ederiz, mesafe kat ederiz. Yani vatandaş şu anda çoğu yıkılmış enkazın altında. Diğerler binlerce ifade, inşallah kurtarırız, ama görünen o ki gerçekten zor bir durum var. Kahramanmaraş şu an gerçekten zorda. Yani bir savaş halinden öte bir manzara var. Biz telefonlar çalışsın istedik. Yetkililerle görüştük. Yani telefonlar çalışsın ki insanlar birbirleriyle iletişim kursunlar. Yani enkazın altındaki kişiler desin ki ben buradayım veya şuradayım diye yardım talep etsinler. Gerçekten bu konuda bir ilerleme kaydedemedik. Şu an şehir içerisinde telefonların çalışmadığını bilmenizi istiyorum. Su yok. Gıda yok. Vatandaş başını sokacağı bir yer yok. Hemen hemen tahrip edilmemiş veya enkazı olmayan hane yok, ev yok. Küçük apartman yerle bir. Olabilir. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Allah'tan gelen bir şey. Hep beraber yaraları saracağız. Sarmak zorundayız. Ama bu süreci akıllı, planlı yönetmek zorundayız. Şu anda hali hazırda herkes kendi derdinin devasını arıyor ve kendi çabalarıyla problemi çözmeye çalışıyor. İnşallah bu söylediklerimden hepimiz ders alırız. Katkı sunmaya hazırız. Şu an Maraş'ta, birazdan Antep'e gideceğiz, Adana'ya gideceğiz. Ama birlikte ortak akılla herkes imkanları birleştirirse bu meselelerin üstesinden geliriz. Bunun için kriz masalarında olmuş arkadaşlar, bakanlar veya yardımcılar, kimse, bu arkadaşlar çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle işbirliği yapmak zorundalar. Bu şekilde bir meseleleri aşarız. İnşallah aklımızı başımıza alırız. Yeter. Evet, gördüğünüz üzere Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Demirci Çayırma açıklamalarını dinledik. Genel Başkanımız tamamen insanların kendi imkanlarıyla Osman, onu kesin, tamam mı?